Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Gülen yüzünüz hiç solmasın. Maşallah. Amin. Cümlemizin inşallah. Çok güzel bir yüzünüz var. Gülüşükleri daha da bir güzelleşiyor. Çok teşekkür ederim. Çok hoşsunuz. Sağ olun. İlk karşılaştık Ezgi'm, çok heyecanlıyım dedi. Çok. Çok. Hala var mı? Titriyor mu? Kesinlikle. Kıyamam. Alırım ben sizin heyecanınızı. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Ben de bunları görünce ayrıca heyecanlanıyorum. Çok teşekkür ederim. Panç işi. Çantaları görmeniz lazım. Efendim, nasıl güzel bir çalışmadır, ne kadar hoştur, bakar mısınız? Bayıldım, bayıldım. Ki burada farklısı da var hemen. Şöyle, çeşit çeşit çalışmalar. Çok özel. Herkesin elinde görmeyeceğiniz, herkesin sahip olmadığı tasarımlar bunlar. Öyle demek lazım değil mi? Galiba. Ben görmedim. Hiçbir arkadaşımda, eşimde, dostumda. Bakar mısınız? Yusufçuk. Çok güzel. Ay bu runner'lar nedir? Ezgi'cim neden bahsediyorsun diyeceksiniz. Bu runner nedir? Efendim. Bakar mısınız? Masanızda düşünün bunu. Göz alıcı. Direkt dikkat çekici. Ay lekelenmesin korkarım. Aklım gider. Ay çay falan. Öyleyizdir ya. Evet evet. Ki biz de kırlent yapacağız bugün. Yine burada çok hoş bir kırlent var. Çok özel. Yine bir runner. Kaç senedir panç işiyle uğraşıyorsunuz, çok, ilgileniyorsunuz? Çok yeniyim. Çok yeni. Çok yeniyim. Bu yeni işler mi? Evet. Aa. Evet. O zaman hepimiz yapabilir miyiz? Kesinlikle. Şimdi yeni deyince ne kadar yeni? Birkaç ay diyebilirim. Daha önce çantayla uğraşıyordum, çanta örüyordum. Ama panç mıydı? Panç. Hayır hayır, normal çanta örüyordum. Ay bravo size. Daha sonra farklı bir teknik denemek istedim. Bu oluştu. Bir anda oluştu. İyi ki de oluşmuş. Bakınız runner'a. Runner deyip geçmeyin. Rengarenk cıvıl cıvıl. Tam yaz işi değil mi? Evet. Ay ellerinize sağlık. Çok bayıldım. Teşekkür ediyorum. Ki kumaşları, zemindeki kumaşları aynı. Belli bir kumaşın üzerine mi olması gerekiyor? Hayır, hayır. Değil. Çok seyrek ve çok yumuşak kumaş dışında her kumaşa uygulanabilir. Biz neyin üzerine uyguluyoruz bugün? Bugün buldan kumaşı bu. Buldan bezi, evet. Evet, bunun üzerinde uygulama yapacağız. Kasnağa geçirilmiş. Evet. Ve deseni, kurşun kalemle mi çizdik onu? Karbon kağıdı koyup üzerine çiziyoruz. Panç iğnemizi hazırlıyoruz ve nakışımıza başlıyoruz. Panç iğnesini nereden bulacağız? İnternetten mi yoksa hayır, var bütün, mı yüncülerde? Evet evet, bütün yüncülerde var. Bulunur, çok kolay bulunuyor. Olmazsa olmazımız tel, ip geçirme telimiz, kasnağımız ve panç iğnemiz. Ve buldan bezi. Efendim tığlarda numaralar olur. Buradan ayarını kendiniz yapıyorsunuz öyle mi? Evet, aynen öyle. Güzelmiş, harika. Şimdi o deseni ben mesela çizemem. Siz de yeni başlamışsınız. Olur ya, herkes çünkü bu eğitimi almıyor. Evet. Resim çizme yeteneğimiz olmayabiliyor. Ama çok güzel karbon kağıdıyla, internetten aldığımız bir çıktıyla istediğimiz deseni bu şekilde hazırlayıp isterseniz runner yapın, isterseniz kırlent her yapın, şey isterseniz olur. Çanta yapın, isterseniz bunlardan duvar panosu da çok güzel olur. Kesinlikle her şey olur. Her şey olur. Daha ince ipler kullanarak gömleklere, yeleklere de çok hoş oluyor. Yaratmak tamamen hayal gücü. Kot cekete de çok yakışır. Çok. Kot pantolon. Değil kot mi? Ceket evet. Güzeller. Peki nasıl yapılıyor? Hemen öğrenmek istiyorum. 300 annesi olan. Evet. Çocuklar kaç yaşındalar? 20 oldular. Ha, maşallah artık. Maşallah. Boy boy. Benziyorlar mı? Hiç. Hiç değil hiç. Mi? Biri kızıl, biri esmer, biri kumral. Ay Allah şükürler renk. Olsun. Hepsi farklı farklı. Tek evet, çırpıda değil evet, mi? Evet, Allah'ım evet. Ömürleri uzun olsun. Amin. Şansları amin. Da çok güzel teşekkür olsun. Ederim cümlemizin. Marmaris nasıl çok güzel değil mi? Güzel. Yani biz orada artık yaza geçtik. Kaç senedir oradasınız? Oralı mısınız? İstanbulluyum fakat 26-27 senedir Marmaris'te yaşıyorum. Şanslısınız diyelim. Evet. Tercih. Çok evet, güzel bir evet. Tercihte bulunmuşsunuz. İstanbul'dan da kopmuyorum ama yaşantımız orada. Kopmayın, görüşüyoruz evet. Vesileyle sebep evet, oluyor. Evet. Efendim şöyle özel bir punch. İp geçirme telimiz. İp geçirme telimiz var. Şurası şöyle algılanıyor mu bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Ne ipleri kullanıyoruz bunun için? İstediğimiz ipi, kumaşımıza ve iğnemize göre seçiyoruz. Ben genelde yünlerle, kalın iplerle çalışmayı arzu ediyorum. O yüzden bugün bu iplerden getirdim. Hemen yapmaya başlayalım tabii, mı? Tabii. Hemen kırmızıyı aldık. Evet, elim direkt ona gitti. Değil mi? Canlı canlı. Evet. Şimdi öncelikle iğnemizi tanımamız gerekiyor.
Telimizi iğnemizin orta kısmında bir boşluk var. Telimizi oradan ellerim titremezse geçiriyoruz. Çok şeker bir kadınsın. Teşekkür ediyorum. Geçirdim. Karşıdan ve, çıktı. Evet, ama burada bir ayar çıktım. Var. Bunu kaça getirmek o gerekiyor? O ayarı yine tamamen kendi isteğinize bağlı. Yani ipimizin bu tersten işlenen bir nakış. Buradan işleyeceğiz. Bu taraftan ipimizin çıkan boyutunu ayarlıyoruz. Daha mı kısa, daha mı yüksek? Ha, bunlar onu belirliyor. Evet. Tamam, evet. Göreceğiz şimdi nasıl çıktığını. Şimdi buradan çıkardık, geçirdik. Evet. İpimizi de aldık. Geçiriyoruz, çok titriyor ellerim. Ben yardımcı olabilirim, hiç. Ve daha sonra tekrar iğnemizin ucunda gördüğünüz gibi bir delik var. Dış kısımdan, içten değil, dış kısımdan tekrar telimizi geçiriyoruz. Çıkarttığımız ipi tekrar içinden aldım. Teşekkür aldım. Ediyorum. Cansın. Ve çıkartıyorum. Şu anda iğnemiz nakış hazır. Fakat burada ipimizi hep çok bol tutmamız gerekiyor. Anında yaptığımız dikiş geri gelir sökülür. Bu ne, çok ne önemli. Ne demek istediğini anlayacağım birazdan. Evet, çok bol duracak bu kısım. İpimizi burada arkadan fazlasını çekiyorum. İstediğim ölçü ben şu anda şöyle bir dörtle çalışmak istiyorum. Sıkıştırıyorum. Evet. Ve ipimi yeterli çektik gördükten sonra nakışıma başlıyorum. Nakışıma başlarken en önemli nokta, bakın bir açık kısmı bir de kapalı kısmı var. Muhakkak gittiğim yöne açık tarafı bakacak. Yoksa dikiş sökülüp geri gelir. Tamam. Bu püf noktası. Ve bu şekilde elimi çok fazla yükseğe kaldırmadan sık sık bu şekilde batırıyorum. Bütün budur. Olay bu. Evet. Yöne doğru gittikçe de ipimi, iğnemi kendi elimde çevirerek o açık kısmı gidiş yönüne bakması için ayarlıyorum. Bütün olay bu. Açık kısmı karşıya bakacak. Kesinlikle. Ama. Kapalı kısmından bu şekilde, doğru bu teli geçirmiştik. Evet. Ama açık kısmı dışarı bakacak. Evet. Açıklar kapalılar karışmasın. Püf noktası bu. Ay, geri yapabilir kalan... miyim acaba? Tabii ki, buyurun. Gel bana, gel, gel, gel. Evet. Fazla kaldırmadan elinizi. Evet. Bütün olay bu. Neden? Fazla kaldırdığınız için sökülür, hemen sökülür. Bir de şu ip gerginse sökülür. Ha, söylemiş olduğunuz buydu. Evet, evet. İşte acemi elde daha iyi anlaşılıyor ne demek istediğini. Bir iki denemeden sonra olay tamam. Gerisi tamamen hayal gücünüz. Batırıyoruz, çıkarıyoruz. Evet, çok fazla evet. Kaldırmadan. Evet, aynen şeye öyle. Bakacak mümkün şekil. Olduğunca iğneyi dik tutarak. Bütün olay bu. Ay dur gitti. O hiç önemli değil. O çıkan fazlalığı arkadan çekebiliriz. Ay çok eğlenceli bu. Gerçekten öyle. Çok keyifli. Kimde gördünüz? Kimden öğrendiniz? Nasıl öğrendiniz? Tamamen kendime internetten öğrendim. Tesadüfen gördüm. Çok hoşuma gitti. Ben bunu öğrenmeliyim dedim. Tabii öğrenene kadar çok ip, şunu yine geçtim. Evet. Bırakalım. Kumaş, ip, iğne kırdım. Arkadan da bu şekilde çıkıyor. Ay pıtır olay pıtır bu. Oldu. Evet. Çok güzel oldu. Ve bütün çiçeği bu şekilde farklı ipler takarak, evet. Ki nasıl takıldığını tekrar baştan tabii, da geçeriz. Tabii. Buraya işliyoruz. Bunun boyut, temizliği nasıl? Bir de nakışımız bittikten sonra bu yönden yani ya, işlediğimiz yönden yapışkan sürüyoruz. Ha, çıkmasın diye. Evet, evet, tekstil yapıştırıcıları kullanıyoruz. Ondan sonra makineye atın, yıkayın, ütüleyin, bir daha hiçbir şey olmuyor. İki kat yapmışsınız buradaki evet, zaten. Evet, o kamufle etmek için. Evet, araya temiz işçilik olsun evet, diye. Evet. Bunu temizliği böyle elimizle hafif, çok hırpalamadan, çok kolay. Makineye atıp hiçbir... döndürmeden. Atabiliyorsunuz. Gerçekten. Hiçbir şey olmuyor. Denendi. Ay çok güzel, paspas da olur bundan. Kesinlikle. Basmayı kıyar mısınız bilemem ama. Her şey olur. Her şey olur. Her şey olur. Evet. Ama bayağı tek tek işlediğiniz için. Tabii biraz vakit alıyor. Muhakkak ki.
Ellerinize sağlık. Siz çok yapmaya devam ederim. Edin o zaman tamam. Ki burada dişlediğiniz zaman burayı da göreceğiz. Evet. Arkasında nasıl göründüğünü de göreceğiz. Tamam. Bunlar nedir? Bunlar da bu punch iğne seti birlikte satılıyor. İnce, orta ve kalın uçla. Üçü bir arada ve tel geçir, ip geçirme teli ile beraber. Set halinde. Set halinde satılıyorlar. Yaptığınız kumaşa göre, seçtiğiniz ipe göre iğnenizi değiştiriyorsunuz. Ekonomik mi? Evet. Ekonomik. Evet. Güzel. Herkes yapabilir. Kesinlikle. Hobi. Kesinlikle. Örgüler ördünüz diyelim. Kaneviçeler yaptınız. Farklı bir şeyle ilgilenmek istiyorsunuz. Değişik tasarımlar yapmak istiyorsunuz. Punch işi güzel evet. Gerçekten. Evet. Ki bu iğneler nasıl takılıyor o detayları da daha sonra öğrenmek tabii, isterim. Tabii, tabii. Şu baştan da nasıl yaptık onu tekrar bir geçmek tabii isterim. Ki. Tabii ki. Çok güzel. Gerçekten hayran kaldım. Ellerinize sağlık. Kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rahatladınız mı? Biraz daha iyiyim. Daha iyisiniz. Teşekkür ederim. Çok şekersiniz. Sağ olun. Biz ama ben hemen... Ay ismini unuttum. Fulya. Fulyacığım. Fulya Hanımcığımın yanına geçiyorum. Buyurun. Her gün beş konuk olunca isimler böyle çok arada haklısınız. Karışıyor kusura bakma. Rica ederim. Şimdi çok güzel punch işi yapıyoruz. Evet. O kadar güzel yorumlar gelmiş ki herkes hayranlık duymuş gerçekten yaptığınız çalışmalara. Çok ellerinize teşekkür sağlık. Ederim. Hatta Mukaddes Hanım yazmış ben de kızıma battaniye ve yastık takımı işledim diye. Yapanlar çok var. Çok da güzel tabii. Olmuştur eminim. Selamlar olsun. Aa benden mi bahsetti demiştir şu an. Çok güzel gerçekten. Farklı farklı biz yastık kılıfı yapıyoruz bugün ama çantalar yapabilirsiniz, runnerlar yapabilirsiniz. Çok özel, çok da güzel. Bunun için bir buldan bezine ihtiyacımız vardı, bir kasnağa ihtiyacımız vardı. Evet. Ve punch iğne takımı. Evet. Böyle bu zaten set halinde satılıyor. Üç boy iğnesi var. Evet, ben başlangıcını tekrar anlatayım. Ay çok sevinirim. Evet. Şimdi bunları nasıl geçiriyoruz içine? Ha evet, şurada bir kapağımız var. Bu evet. Sadece kapak. Buraya çevirip çıkarttığımız anda bu iğne çıkıyor içinden. Mesela bunu da buradan evet. Takıp. Evet, yine... aynen öyle. Nasıl? Şurası sıkı onun için herhalde. Gevşetmek lazım. Çok sıkı. Bunu yeni aldım bu seti. Evet açılıyor. Kullandıkça yumuşayacaktır, esneyecektir biraz. Evet. Bayağı sertmiş. Bunu açtım. Ha, tamam. Bunu da deneyebiliriz. Tabii. Şöyle takıyoruz. Evet. Kaç numara yapmak isterseniz. Buradan geçiriyoruz. Birazcık daha bollaştırıp. Sonra buradan... Ayar yapıyoruz. Ayar yapıyoruz. Ona göre sıkıştırıyoruz. Ve ipimizi geçirip başlıyoruz. Güzel. Biz hemen kendi tığımızı, iğnemizi takalım. Üçe getirmiştin. Şöyle üç ile beş arasındaydı. Bu numaralar neyi ifade ediyordu? İpimizin burada nakış yaptığımız zaman tersten işliyoruz. Buradaki ipimizin yüksekliği. İpin yüksekliğini gösteriyor. Evet. Üç ile beş arası yaptığımızda bu şekil bir yükseklik var. Dokusu çok güzel. Pıtır pıtır. Bu şekilde evet. Değil mi? Pıtır pıtır. Evet. Çok hoş. Şimdi buna ipi nasıl geçireceğiz? Bunun bir böyle ucu açık, ucu kısmı, açık kısmı var. Ve bir kapalı de, evet. Kısmı var. Bu setin içerisinden şöyle bir... Evet çıkıyor. Bu olmadan var. Zaten mümkün değil ipimizi geçiremeyiz. Uç kısmı, o içi biliyoruz, görüyorsunuz oyuk. Oradan telimi geçiriyorum. Açık kısmından. Evet. Çıkıyor. Buradan çıktı. Evet. Buradan da ipi geçireceğiz. Evet. Çekiyoruz. Ve tekrar iğnenin ucuna girip oradaki deli fakat dış kısmından, iç kısmından değil. Dış kısmından tekrar teli geçiriyorum. İpi yine oradan geçiriyoruz. Evet. Ve çekiyorum. İğnemiz. Kullanıma hazır. Hem önünden hem bu arka kısmından ipimizi çekmiş olduk. Bunun evet. için ipimizin çok bol olması gerekiyor. Kesinlikle. Kasılmaması gerekiyor. Yeni öğrendim az önce. Yarım saatlik bilgiler, taze bilgiler. Hemen özetliyorum ama ben. Ama çok hızlı öğreniyorsunuz. İşin ustası var burada. Estağfurullah. Şimdi böyle bolca tuttuk. Evet. Ve başlıyoruz. Ve kasnağı buldan bezine. Evet. İlk önce karbon kağıdını yerleştirdik. İstediğimiz deseni çizdik. Neyle çizdik? Kurşun kalemle. Kurşun kalemle şeklimizi belirledik ve yapmaya başlıyoruz. Nasıl evet. yapıyoruz? Şöyle boş bir zeminde de gösterebilirsiniz. Şimdi tekrar. Ben şurada bunu göstermek istedim. Burada daha 2 ve 4 arasında tutup daha alçak tuttum. Şimdi yanına boyut vermek istiyorum. Aa, yükseklikler, bu boyut evet. evet. Bu boyut vermek için yanındaki yaprağı daha yüksek. Mesela 6 ile 8 arası çalışmak istiyorum. İpim çıkıyordu. Yakaladık. Ve
bu şekilde hemen onun yanından başlayayım ki. O açık kısmı karşıya bakacak şekilde batırmamız gerekiyor ve batırdıktan sonra onu çok yukarı çekmememiz gerekiyor. Ben çektim, ip çıktı. Siz yapmayınız hanımlar. O zamanla el alışıyor ona. El alışkanlığı muhakkak ki. Ama ilk yaptığınızda o kadar kolay değilmiş, daha dikkatli olmalıyım diyorsunuz. İşte çok çekince böyle oluyor. Evet. İstediğiniz renklerde. İplerimiz nasıl olmalıydı? Tamamen kumaşınıza, seçtiğiniz iğne ve modele göre, yani o hayal gücü, belli bir kuralı yok. Bu şekilde ilerliyorum. Bakın şimdi daha yüksek oldu. Aa evet. Ve yanındakinden mesela boyut kazandırmış oluyoruz. Şunlar daha yüksek. Evet. 6 ile 8 arası olduğu için. Tamamen kendi seçiminiz, buradan ayarlıyorsunuz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde devam ediyor. Yanından tekrar. Kasnağı görünce ben duvar panası olacağını düşünmüştüm. Biz yastık kılıfı yapıyoruz. Az önce görmeyenlere tekrar göstereyim. Burada çok güzel bir yastık kılıfı var. Renk uyumu da çok çok güzel. Ki fermuarlı olması da iyi olmuş kullanım açısından. Evet. Temizliği de kolay. Evet. Makineye atıp yıkayın, hiçbir sorun yok. Mesela bunu yapmak ne kadar sürüyor bu ebatta bir çalışmanın? Ben onu 1,5 günde yaptım. Evet. O da güzel mesaiyle. Bütün gün oturarak değil tabii. Değil. Yani, tabii. Muhakkak ki. Çantalar da öyle. O çantaların içine bakacağım. Buyurun. Ya, astar da geçirdiniz. Tabii. Muntazam. Hatta sapları eksik şu anda. Onu yetiştiremedim programa. Kısa sap mı? Yoksa şöyle tutmak için, yoksa uzun... Her ikisi de olur. Ben kısa düşündüm bunları. Daha bir Fort Bay tarzı olarak. Ama uzun da olabilir. Gayet hayal güzel. Gücü. Hayal gücü. Tamamen evet. Onu da hangi renkler göreceğiz biz? Kırmızılar, yeşiller, mavi kullandınız biraz. Evet, yani o yaprağa damar vermek için onu kullandım. İlk elime kırmızı geldiği için kırmızıyla başladım. Aslında ben mor ve lila olarak düşünüyordum bugün. O heyecanla. Bir albenisi olsun, kırmızı güzel. Evet. Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla olsun demişler. Çok doğru. Bu şekilde, karşıya bakacak şekilde, hiç boş yer kalmayacak şekilde değil mi? Evet, evet. Hiç boşluk kalmayacak. Küçük küçük adımlarla bu şekilde yüksek olarak yaptık. Çok hoş, ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Siz yapmaya devam edin. Tamam. Ne kadar tamamlayabilirseniz program sonuna kadar. O şekilde de gösteririz, paylaşırız. Çok teşekkür ederim. Siz o çantalarda mesela ya da runner'da direkt yine kasnağı geçirerek mi yaptınız bilmiyorum ama orada bir bez var. O yeşil bezin üzerine işleyip sonrasında çantaya monte ettiniz. Onu da göstermek için getirdim. Bu böyle satılıyor hazır. Ne bu, ne bezi? Ne kumaşı? Etamin işliyorlar buna daha çok, evet. Düşündüm, acaba dedim bunun üstüne eve gelip uygulasam nasıl olur? Tamamen kendi kafamdan ve geldim, uyguladım. Daha sonra da çuval kumaş alıp üzerine diktim. Çok da güzel oldu. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bravo, kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ve devam ediyoruz. Atölye masamda Marmaris'ten gelen Fulya Hanımcığımın yanındayım. Punch işi yapıyoruz. Çok güzel. Şimdi yapraklar ortası bitti. Boyutlandırma da veriyoruz aralara açık renklerle. Bir ip kesimini bu yüzde yapıyoruz değil mi? Arkası değil. Evet. Arkası her şey burada. Çevirince çok muntazam. Kullanılan taraf burası. Evet. İşte o 6 ile 8 arasında getirdiğimiz boyut ve oluşan boyutlar. Bu da 1 ile 3 arasında olan o ayar noktası vardı hatırlarsınız. İşte onun özelliği bu. Hepsinin dokusu farklı oluyor, pıtırcıkları farklı oluyor. Evet, evet. Çok güzel, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Siz daha önce folklor öğretmeniydiniz değil mi? Evet. Kaç yıl yaptınız? Kendimi bildim bileli. Bildiniz. İlkokul 1'de başladım folklore. Daha sonra öğretmen olarak devam ettim eşimle beraber. Ay ne kadar keyifli. Evet. Çok evet. Güzel. Ama yaş ilerledikçe artık benim için. Ben emekli oldum. Artık evde bu tip şeylerle uğraşıyorum. Harikasınız yani. Çocukları da büyüttünüz, 20 yaşına çok geldi şükür. 300'ler tabii. Çok şükür. Çok değil mi? Şükür. Artık böyle hobiler. Evet. Salonda, mutfakta, her yerde değil mi? Kesinlikle. Elinizin altında. Kesinlikle. Televizyonun karşısında. Dizi seyrederken. Çok keyiflisiniz. Güzel bir uğraş. Kesinlikle hanımlar aklınızda bulunsun isterim ben. Duyarsanız punch işi yapan birisi, aa evet ya daha önce de görmüştüm, Ezgi'ye gelmişti bir hanımefendi. Çok güzel anlatmıştı bize ve çok güzel çalışmalar vardı. Bence aklınızda bulunsun ve yapmayı çok deneyin. Teşekkür ediyorum. Peki bunun sökülmemesi için ne yapmak lazım? Nakışımız bittikten sonra tekstil yapıştırıcısıyla nakışın her yerine
Normal sürüyoruz, kurutuyoruz o kadar. Sonrasında bunları bu şekilde içe katlayıp dikiyor muyuz? Tabii. Kenarlarını bu şekilde ne yapmak istiyorsak o boyutlarda dikiyoruz. Püskül koyabiliyoruz. Tamamen size kalmış. Zevk, tabii yani nasıl isterseniz. Yani arkası çok temiz, iki kumaş arasında hanımlar. Ve yastık kılıfının işlemeye de devam ediyoruz. Evet. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Böyle etaminlerin üzerine işleyip çantaların üzerine de monte edebilirsiniz. Kot ceketlerinize, kotlarınıza, jinlerinize, her şeye. Evet. Harika dokunuşlar. Gerçekten öyle, kolay gelsin. Çok teşekkürler.